Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta yine otomobillerle ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Özellikle bizim ön planda olan ikinci el otomobil fiyatları ve sıfır otomobil fiyatları araştırmalarımız her zamanki gibi devam ediyor. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bayram öncesi ikinci el otomobil fiyatları. Son durum nedir? Bir süreç. Onlara bakacağız arkadaşlar. Buyurun lafı çok fazla uzatmadan hadi gelin videomuza geçelim. Şimdi bayram öncesi otomobil fiyatlarındaki son durum. İkinci el. Sıfıra da değineceğiz ama özellikle ikinci eldeki son durum onu nedir? Onu hep beraber sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. Otomobil fiyatlarındaki trend yukarı yönlü devam ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama şu ara biliyorsunuz fırsatçılık ülkesi adı altında artık. Yani çok büyük bir fırsatçılık furyası var. Bu bir gerçek. Fırsatçılık adı altında arkadaşlar şimdi bayram sebebiyle rent-a-car'lara gittiğiniz zaman arkadaşlar bayram tatilini de çoğu arkadaşlar birleştirmeye çalıştı pandemi olmasına rağmen. Rent-a-car'larda bile araba bulmakta insanlar zorlanıyor. Keza durumda böyle olunca yine insanlar ikinci ele Kurban Bayramı vesilesiyle memleketine gitmek isteyenler, keza tatile gitmek isteyenlerden dolayı yine bir talep var. Ama ikinci elde yine fiyatlarda zaten yükseği fiyatlar var. Örnek veriyorum 50 bin liralık aracı 52, 53 hatta 55'e kadar fırsatçılık yapıp koyanlar var. Yani takip ettiğimiz bazı arabalar var biliyorsunuz danışmanlık hizmeti kapsamında. Adam 60 bin lira yazdı, acil diye 58'e çekti. Aradan 2 gün geçti yine arabanın fiyatını 60 bin liraya çekti. Yani değişen hiçbir şey yok ama fiyatla oynuyor. Şimdi bayram var, arabaya sorduk. 5 tane bekleyen arkadaş var. Zaten 5 kişi var. Siz almasanız da bize ilk dediği arkadaşlar fiyatı indirdikten sonra. Biz dedik ki kardeşim madem 60 bin lira yazmışsın, 58'e çekmişsin. 55 bin liraya biz alalım o arabayı. Hayrını gör. İşte yok kardeşim senden önce 5 tane daha bekleyen var. Tamam o zaman dedik. Hayırlısı olsun. Araba hala arkadaşlar bir hafta 10 gündür ilanda. Fiyat hala 60 bin lira ama hala satılmadı. Ne oldu hani 5 kişi? Nerede? Alakası yok arkadaşlar. Yani diyeceğim o ki şu an zaten kim tutarsa modu vardı. Şu an o mod hala devam ediyor. Bayram öncesi bir artış var. Yani o kadar bekleyen arkadaşlar şu bayramın geçmesini beklesinler. Ha ciddi bir düşüşle alakalı bir şey olmayacak bir durum yok arkadaşlar. Ama en azından 60 yazıp 61-62 yazıp hani fiyatta oynamak yerine bu sefer biraz daha stabilde kalabilir. Zaten artık Ağustos ayı serüvenindeyiz arkadaşlar. Hani bayramda ben bu serüvenden 3.000 lira, 5.000 lira daha yükseğe satarım imajını kaybetmiş olacaklar. Siz de arabayı bulduktan sonra gerçekten temiz arabalar çok kolay satıyor. Ama temizden kasıt doğru fiyat. Artık herkes internet sitelerinden olsun her yerden fiyatlara hakim. Hakim olduğundan dolayı fiyatları kendi çapında derleme yapabiliyor. Ama arabanın donanım özellik ve bakımı girdiği zaman tabii ki biraz daha işten anlayabilen kişilerden yardım almak daha mantıklı olacak bu süreçte arkadaşlar. Dediğim gibi bayramın furyasının meyvelerini yemeye çalıştılar. Ama nacizane fikrim biraz daha bekleyip bayramdan sonra en azından yani bu kadar pik yapıp fiyattan değil de biraz daha en azından bayramın hevesi geçmiş bir şekilde bir fiyat olacaktır. Yani düşüş beklemek değil de üzerine fiyatlarda oynama yapmadan bazı ilanları görüyoruz arkadaşlar arabalar hemen satılıyor. Bazı ilanları görüyoruz arabanın fiyatları çok stabil. Yani şöyle söyleyeyim yani 2008-2009 model 30-35 bin liradan Lajetti'ler bile arkadaşlar Şafret 55-60 bin liralar bandına geldi. Hatta daha yüksek fiyatlar isteyen de var da o ortalama skala diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki zaten tüm arabaların fiyatları böyle. Evet tüm arabaların fiyatları zaten ciddi anlamda yani %100 fiyatın üzerine koyan mı ararsınız? Yani 20 bin liralık arabanın 40 bin lira olduğu 50 bin lira olduğu aşikar değil artık bunu hepimiz biliyoruz. Yani öyle bir süreçle öyle bir durumla karşı karşıyayız. Önümüzde Ağustos ve Eylül ayı biliyorsunuz şu an büyük sıfır fabrikalar özellikle Tofaş, Toyota olsun bazı fabrikalar bakım adı altında duruşlar yaptılar. Var olan stokları eski satış adetlerini şu an yerine koymaya çalışıyor. Ama bazı duyumlar alıyoruz mesela Opel belli başlı araçlarında satış yapabiliyor bazı firmalar ellerinde olan araçlardan. Yani satış gamı biraz daha az olan
daha az satış adetleri olan ve elinde stoğu olan arabaları bayiler açıkçası insanlara verebiliyor. Ama bunu tabii ki bir Egea'da, bir Honda'da, bir Toyota'da, Fiat'ta tabii ki bunları göremiyoruz. Biraz daha zamana ihtiyaç var bu konuda. Bunu buradan tabii ki söylemek istiyorum. Ciddi anlamda tabii ki bu düşüşün çok bir durumda olacağı olmayacak arkadaşlar. Çünkü yani keşke fiyatlar düşse, keşke bunun altını alabilsek. Yani bundan sonraki süreçte kış aylarına tekrar pandemi olup tekrar fabrikalar üretimini durdurursa arkadaşlar ancak o zaman bir beklenti içinde olabiliriz. Ama şu anki furya ve şu anki gidişat arkadaşlar yine yukarı yönlü gidiş olacaktır. Zaten daha önce de bahsetmiştik. Yani ÖTV indirimi şu durumlarda söz konusu gözükmüyor arkadaşlar. Ben yine söylemiştim. Yıl sonuna doğru belki olabilir. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar otomobil üretimi durduğu takdirde ki durursa yine bakacak olursak arkadaşlar ÖTV indirimi yapmaya gerek kalmayacak. Ellerinde zaten araç olmayacak. Furya yine seyrini devam ettiriyor. Ama araba almak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu süreçte çok dikkat etsin arkadaşlar. Ben yine söylüyorum yani ihtiyacı olan arkadaşlar varsa çok geciktirmenize gerek yok. İhtiyacınız varsa doğru fiyat, doğru rakamı bulduğunuz zaman, temiz arabayı bulduğunuz zaman güzel pazarlıkta arkadaşlar arabayı alın kenara koyun. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil ama şu durumda altının, dövizin, euronun arttığı bir durumda, arttığı bir sektörde arkadaşlar fiyatların aşağı yönlü inmesini beklemek doğru değil. Bunu zaman gösterecek. Dediğim gibi buna her şey bence formülü pandemi arkadaşlar. Pandemi tekrar patlak verirse bu sefer yine talep biraz daha düşük seviyelere gelecektir. Tabii ki bu konudan bununla bağlantılı olduğu için tabii ki antiparantez geçiş yapıyoruz ve arabaya bakacaksanız arkadaşlar mutlaka anlayan bir insandan ama gerçekten anlayan bir insandan yani öyle işkembeden affedersiniz atan insanlarla değil kulaktan doğma haberlerle değil bilen kişilerle gidin. Şöyle örneğini verelim. Yani bir tanıdığımız çok yakından bir tanıdığım Chevrolet yani kötülemek marka babını düşünmüyorum arkadaşlar ama yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani 77 bin kilometrede bir Chevrolet Cruze arkadaşlar motor yatak sardı. Yani otobanda giderken 170-180 LPG'de bu araba ve yatak sardı. 77 bin kilometrede bir araba ve şu an arabanın komple motoru yapılıyor arkadaşlar. Yani aldığı arkadaşla bütün bakımlarını yaptırdığın faturalar olduğunu da söylüyor. Yani buradaki artık olayı siz düşünün, siz değerlendirin. Kalkıp 250 bin kilometrede arabada da bu sorun çıkabiliyor. 77 bin kilometrede de bu sorun çıkabiliyor arkadaşlar. Gerçekten bazen araba işi şans işi. Bunu unutmayalım. Ekspere göstermek tabii ki bir noktaya kadar iyi ama gerçekten o arabadan anlayan ustası varsa, o arabayı anlayan ve bilen ustası varsa ona da göstermenizde fayda var. Zaten ikisine de gösterdikten sonra bunlarla karşılaşıyorsunuz. O artık yani o kısmetiniz, o sizin artık nasibinizde olan bir şey ve onun karşılığında onu alıyorsunuz. Mutlaka dediğim gibi arkadaşlar doğru fiyat ve doğru performans. Bunu unutmayın. Ona göre aracınızı alın ve ona göre mukayese edin. Ona göre değerlendirin. Yani bazı arkadaşlar beklemek istiyor. Bazı arkadaşlar hemen almak istiyor ama siz de görüyorsunuz Mart ayından beri özellikle bu ikinci videodan çekiyoruz. Mart ve Nisan ayında bir durgunluk yaşadık. Fiyatlar biraz düştü. Bunun delilleri ispatı da zaten videolarımızda vardı. Ama ne zaman ki Mayıs ayıyla itibaren pandemiyle fiyatlar yine yukarı yönlü aldı başına gidiyor. Yani Mayıs ayından bu ara bile 15 bin lira üzerine koydu arkadaşlar. Hani sözüm ona ki düşmesini bekleyen arkadaşlara. Bakın benim bir çıkarım yok bu işten düşecek ya da düşmeyecek vesaire değil. Benim isteğim arkadaşlar herkes gönlüne göre arabayı uygun fiyata alabilsin. Biliyorsunuz arkadaşlar ben de bir araba aldım ve gerçekten piyasa fiyatından çok uygunu aldım. Ufak tefek bir masrafı vardı. Onu da tabii ki göz önüne alarak aldık, yaptırdık ama piyasadan gerçekten çok uygun aldım arabayı. İki kez daha güzelce yaptırdım. Garajımda duruyor. Geziyorum. Hatta İzmir videosunu da sizinle paylaştım. Kesinlikle ama kesinlikle 10 numara. Yani ben çok memnunum. Ama neden? Piyasa fiyatı 70 iken ben onun açık söyleyeyim fiyatını da söyleyeyim 55 bin liraya aldım arkadaşlar. 530'u 2002 model. Yani piyasadan çok uygun aldım. 2-3-2 bin lira civarında da masrafımı yaptım arkadaşlar. Araba çiçek gibi duruyor yani. Şıkır şıkır da kullanıyoruz. Yani doğru fiyatta arabayı bulmak kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Nacizane tavsiyem
fiyat performans üçgenini yani fayda ve birlikte iyi düşünmek lazım, iyi karar vermek lazım. Bu bayram, arife zamanları her zaman fiyatların yükseleceği bir dönemlerdir. Fiyatların düşeceği dönemler normalde kış aylarıdır ama şu an kış ayında artık pandemi bizi etkileyecek. Bunları da iyi analiz etmek lazım ama pandemi sürecinin olup olmayacağı şu an bir muallak. Tabii ki olma ihtimali var. Yine Mart ayındakine dönecek olursak yine fiyatlarda biraz daralma olacaktır arkadaşlar. Bunu size buradan söylüyorum ama bunun tabii ki garantisi yok. Bunu herkes kendi süzgecinde değerlendirecek, ona göre alacak. Ama günümüz şartlarında artık araba ihtiyaç durumuna geldiği için de bu da bir tezat oluşturuyor. Bu mukayeseyi de iyi yapmak lazım sevgili dostlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Zaten yeni videomuzda yine beraber olacağız. Bizden danışmanlık hizmeti isteyen arkadaşlar için aşağı açıklamalarını bırakacağım zaten. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için çok değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.